Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golba.com ve Kayseri Özel Yumurta Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 9 Nisan 2023'ün ilk ve muhtemelen tek videosuyla karşınızda olacağım. Akşam sanırım Beşiktaş'ın maçı var. Eğer yenilmezlerse falan, belki yenilirlerse yayın açarız. Onun dışında bugün video atmayı düşünmüyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçeli misiniz? Fenerbahçe'nin şampiyonluk ya da kupa almasını mı istiyorsunuz? Şu resimde gördüğünüz 8 numara giyen arkadaşın bol küfre ihtiyacı var. Sizler de benim kadar iyi biliyorsunuz ki arkadaşımızın yakıtı küfür. Ramazan ayındayız. Kimse ağzını bozmasın. Her beğeni bir küfür olsun. Her yorum, o da ayrı bir küfür olsun. Abone değilseniz abone olmanız da en az 8 tane küfür olsun. Her şey Fenerbahçe için. Bakalım kaç arkadaşımız Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu istiyor. Bu videoya atılan beğeniler, yorumlar ve abone sayısındaki artış her şeyi gösterecek. Yani gerisini size bırakıyorum. Kasımpaşa Trabzonspor 2-0 mağlup ederek alt sıralardan kurtulmak için önemli bir 3 puan aldı. Kemal Özdeş 3. Kasımpaşa macerasında ilk galibiyetini aldı. Tebrikler Kemal Hoca'ya. Hafta içi Ankaragücü'nde Alisov Trabzonspor'a 2 gol birden atmıştı. İstanbulspor'a karşı da 2 gol atarak ligde tutunma adına büyük bir iş yaptı. Süper Lig'de 24 maç 9 gol 4 asist, Türkiye Kupası'nda 2 maç 3 gol ve sezon başında kiralık olarak gelen Alisov'un böyle bir etkisi var. Diyeceksiniz ki bize ne Trabzonspor'dan hocam, haram kazandılar, haram şampiyon yapıldılar ondan dolayı mı? Hayır, kastettiğim burada Kasımpaşa Ankaragücü. Hocam bize ne Kasımpaşa'dan Ankaragücü'nden? Arkadaşlar ligin son haftaları geliyor. Yatmalar, satmalar, bırakmalar öyle olmayacak kolay kolay. Mesela İstanbulspor'un hem bizde hem Galatasaray'la maçı var. Bildiğim kadarıyla Ümraniye'nin yok. İki takımda da yaptı. Giresun'un bizimle maçı var, Galatasaray'da yok. Ankaragücü'nün hem bizimle hem Galatasaray'la var diyebiliyorum. Ama bizim evimizde Ankaragücü'nün deplasmanında. Alanyaspor'un Galatasaray'la maçı var. Mesela alt sıraları yakından ilgilendiriyor bunlar. Hani kıpır kıpır alt sıralar. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle takımların yatmasıydı, satmasıydı, şuydu, bir geçiniz. Bakın Adana Demirspor 4. sırada 45 puanı var. Kayserispor'un 41 puanı var. Belli mi olur, belki 4.'lüğü zorlar. Ligi ve kupayı Fenerbahçe kazanırsa eğer, otomatik olarak kupa finalisti de eğer Başakşehir muhtemelen olacak, ama yani Başakşehir'in ilk 5-6 için sıralaması değişik olsa bile, hani 3. sırada bitirse bile 4. sıradaki ne düşecek? Ortalık daha da karışacak bu saatten sonra. Arkadaşlar kısa kısa şunu söyleyeyim. Buruman'ın asisti var. Braga formasıyla ligde çıktığı 9 maçta 5. skor katkısını üretmiş durumda. Maçı devam ediyor. Bu arada ben videoyu çekerken 3 gol 2 asiste ulaştı. Portekiz liginde yeterince oynuyor mu? Bence yeterince oynamıyor. Fenerbahçe'mizin de pazartesi günü Fatih Karagümrük'te bir maçı var. Karagümrük oyuncusu Mbaye Jack ne demiş ki? Fenerbahçe karşısında gol atmak için sahadayım. Hem bir değil iki gol atmak istiyorum. Onları kolay bir maç beklemiyor demiş. Ben şunu söyleyeyim, gel anlaşalım Jack ne? Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Sen bize biz sana 5 tane atalım. Bak biz sana 5 tane atalım. Sen de 2 tane bize at. 5-2 maç bitsin. Galatasaray maçında onlar bir tane atsın, sen 3 tane at. Toplamda 5 gol atmış ol. Helalleşelim. Ne diyorsun? Yani bizim maçı 5-2 kaybedin. Galatasaray maçında 3-1 kazanın. Anlaşalım. Hocam öyle oluyor mu ya? Bilmiyorum ki, oluyor mu? Galatasaray demişken Victor Nelson Crystal Palace ile anlaştı. Sezon sonu gidiyor haberleri sosyal medyaya yayıldı. Ertem Şener imzalı sosyal medya haberinde bakın Victor Nelson. Hatırlarsınız Fenerbahçe futbolcularına hep böyle böyle yapıp futbolcuların kafasını 1 milyon yapıyorlardı. Şimdi Galatasaray oyuncularına da yavaş yavaş yapsınlar ki Victor Nelson dışında herhalde hiçbir Galatasaray oyuncusunu yapmayacaklar. Ki talipleri yok diye biliyorum. İrfan Can Kahveci. Arkadaşlar İrfan Can uzun uzadıya açıklamalar yapmış. Ben kısaca konuşuyorum. Tamam mı? Sezon başı iyi başladım. Alışık olmadığım bir mevkide oynamama rağmen o mevkiye bile alışmaya çalıştım. Çabaladım. İyi de gidiyordu her şey. Sonra 2-3 maç performansım düştükten sonra bu üstüne gelen algılarla birlikte mental olarak çok tükendim diyor. Taraftarımızı kırdıysam onlardan özür dilerim. Böyle bir görüntü vermeyi hiçbir zaman istemem. Ben kendim Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için her zaman elimden geleni yaparım. Oynasam da oynamasam da. Burada olsam da olmasam da Fenerbahçe'nin her zaman şampiyon olmasını isterim. Bunun için de her şeyi yaparım.
Fenerbahçe taraftarının beni ıslıklamasına üzülürüm. Kim üzülmez? Bu 2,5 sene, yani bu 2,5 senede zaman zaman oldu böyle şeyler. Hiçbir zaman taraftarımıza tepki göstermedim, tavır koymadım. Yapamam çünkü kendim Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe taraftarıyım diyor. Ya ben bu kulübün taraftarıyım. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için ne gerekiyorsa yaparım diyor bak. Oynasam da oynamasam da kulübü de tribünde nerede olsam olsun her zaman yaparım. Yapacağım da diyor. Fenerbahçe'yi seçtiğim, bakın burası önemli bir konu. Fenerbahçe'yi seçtiğim için belli kesimlerce her fırsatta hedef haline getiriliyorum diyor İrfan Can Kahveci. Doğru. Şimdi benim anladığım şey şu. Uras Kaygılaroğlu biliyorsunuz o da bir Fenerbahçeli. Stand-up gösterisine çağırıyor. Yani dün gece kulübü diye anlattım ama arkadaşlar kusurumu mazur görün. Ben öyle hani gece kulübü şu bu bilen bir adam değilim. Yani yanlış anlaşılmasın. Hani benim için gece bir yerlere gidiyorsan, orada gülüyorsan, eğleniyorsan, hani içiyorsan, bir şeyler yapıyorsan orada gece kulübüdür yani. Benim anladığım bu. Arkadaşlar uyardı hocam gece kulübü değil işte stand-up gösterisi yapılıyormuş falan filan diye. Mesela bu neydi konuşamayanlar mı var bir tane? Konuşanlar mı? Konuşamayanlar mı var? Duramayanlar. Yok o Oğuz Atay'dı. Hani orası bir hani eğlence merkezi gibi gelir bana mesela. Stand-up gösterisi falan. Orada bir karışıklık olmasın. Uras Kaygılaroğlu'nun şeyine gitmiş. Stand-up gösterisine. Kafamı dağıtmak için oraya gittim diyor. Sonra istenmeyen görüntüler oldu. Taraftarımızdan özür dilerim. Orada bulunmam bile benim açımdan yanlış. Zaten istememiştim ama arkadaşımı da kırmak istemedim. O da benim iyiliğim için bir şey istedi diyor. Ya arkadaşlar, maç kaybedildi, puan kaybedildi diye futbolcular gömülmeyecek ya. Ya yapmayın bunu geçin. Ya böyle bir dünya yok ya. Ha hocam ama Fenerbahçe puan kaybedince biz gömülüyoruz. İş yerinde gömülüyoruz. Arkadaşlarına işte okulda utancımızdan insan içine çıkamıyoruz. Ya o da bizim fanatizmimiz işte. Emin olun futbolcularda da bunun etkisi var ama kendine gelmeleri için moral motivasyon toplamaları da gerekiyor. Çünkü hayat devam ediyor. Diyor ki 4-1 yendik. İyi oynayan arkadaşlarımız vardı. Maçtan sonra onların alkışlanması için ben direkt içeri girmek istedim. Hocamız da her zaman bana destek oldu. Biliyorlar psikolojik olarak nasıl bir durumda olduğumu çünkü taraftarımızın böyle davranmalarına çok üzülüyorum. O yüzden içeri girmek istedim. Arkadaşlarım alkışlansın diye o ortamı bozmak istemedim. Hocamız da beni teselli etmek için geldi, sarıldı. Ben de hocamıza problem yok, ben içeri gireyim. Tavrım yok dedim. Orada bir görüntü yanlış anlaşılmaya yol açtı. Benim hiçbir zaman Fenerbahçe taraftarına karşı ne tavrım olabilir ne de başka bir şey. Ben bu kulübün taraftarıyım diyor. Elimden ne geliyorsa yaparım diyor. Yani İrfan Can'ın olayı bu arkadaşlar. Uras Kaygılaroğlu çağırıyor. O Güldür Güldür'deki hanımefendi de çıkıp işte alaycı bir tavırla işte kader vurmuş onlara. Şöyle yapmış, böyle yapmış. Ya hanımefendi. Yarın bir gün ortaya bir şeylerin dökülür. Hani bazı kadınların yapmamaları gereken şeyler olur. Çıkar, dökülür. Ne sana yakışır, ne dökene yakışır. Ama hani bak milletin ahını almayın bu kadar. Milletin bu kadar ekmeğiyle şununla bundan oynamayın. Yani çıkıp da bu şekilde alay edemesin. Kaç tane takla atmışsındır belki orada fotoğraf çekinelim diye. O da insan evladı gelmiş fotoğraf çekilmişler. Sen de çıkıp bu ahlaksızlığı yapıyorsun. Yapmayın bak Allah çıkarır. Çıkarır. Şimdi Galatasaray taraftarı MHK Başkanı Lale Orta'ya açık ve net bir şekilde küfürler ediyorlar. Üstelik bir kadına edilebilecek şekilde ağır küfürler. Maçın gözlemcisi bunu duymuyor. Duymamazlıktan geliyor. Galatasaray taraftarı PFDK'ya sevk edilmiyor. Her fırsatta kadın haklarını savunduğunu söyleyen sözde yazarlar, şairler susuyor. Bir şey diyemeyeceğiz. Neydi o bir tane Beinsports'ta bir tane kadın vardı. Ne diyorlardı? Kadına şiddet yapıyor Fenerbahçe taraftarı. Ne dedi Fenerbahçe taraftarı? Ya görüntülerde kısma yapıyor. Bu kadını istemiyoruz yönetmelik koltuğunda diye. Küfür etmiyorlardı en azından Fenerbahçe taraftarı. Hem de ağza alınmayacak küfürler etmiyorlardı Ramazan ayında. Bilmiyorum gerisini size bırakıyorum. Barcelona Arda Güler'in peşine düştü transfer etmek için bu yaz yoğun çaba gösterecek demişti dış basın. Bunu da zaten konuştuk. Yalnız şunu söyleyeyim. Barcelona gibi bir kulübe satarsan eğer futbolcunu bir kere marka edinirsin. Bu bir. İkincisi dikkatleri üstüne çekersin. Ve üçüncüsü sonraki satıştan pay maddesini falan kurdurmaya gerek yok. Çünkü orada şey yapar. Bu arada Galatasaray demişken unutmadan ya Icardi MasterChef Arjantin'e konuk olmuş. Lan daha geçen gün bu adam burada değil miydi? Hangi ara gitti de konuk oldu?
Ben MasterChef'e konuk oldu dediler. Ben herhalde dedim Türkiye'dekine konuk oldu. Yani Ahmet Selimkul diyor ki Icardi Fenerbahçe'ye gelmiş olsa ve birebir aynı performansı gösterse şu an 3 farklı maçta ıslıklanmış. Binler de ilk maçta ıslıklamak için heyecanla bekliyorlardı. Kupada elenip ülkesinde TV programına çıkacak. Ha? Artık kabul edelim Kadıköy cehennemi out. Kadıköy değirmeni in. Futbolcuların sezon içerisinde dalgalı performanslar olabilir. Tepki de olur, kızgınlık da. Ama bunu kan davasına dönüştürmek, öfkeli olmayı bahane edip mantık olmayan ufacık şeylere takmak kabul edilebilir şeyler değil. Hani maksimum faydayı almak diyor. Ben cidden merak ettim. Yani Icardi'nin performansını merak ettim bu sezon. Dakika başına gol performansını merak ettim. Sebebi de başka. Şimdi arkadaşlar, bakın kimsenin malında gözüm yok. Kimsenin futbolcusunda gözüm yok. Ancak şu var. Yani toplamda 8 kez Arjantin milli takımının formasını giymiş bir gol atmış. Yemin ediyorum Fenerbahçe taraftarına sorun. 8 maç oynamış sadece deyin. Yok canım bayağı oynadı ya derler. Hepsinde mi Fenerbahçe taraftarı? Yani öyle bir seviyede Fenerbahçe taraftarı. İkincisi, şimdi dakika bazında, gol bazında bak. 17 maç, 1302 dakika, 10 gol, 7 asist. Enfes bir istatistik. Hani enfes bir istatistik. Gerçekten enfes bir istatistik. Yani 10 gol, 7 asist. 17 gollük bir katkı. Muhteşem. 1302 dakika. Mesela ben size bir tane de futbolcu söyleyeceğim. Adını vermeyeceğim. O futbolcu da 1349 dakika oynamış. Yani 47 dakika fazla oynamış. Icardi'den 15 gol, 1 asist yapmış. Üstelik Avrupa Ligi'nde de 3 tane golü var. Batshuayi. Yani Icardi 10 gol, 7 asist, 1302 dakika. Ki 10 gol 7 asist yaparken sağ olsun Serdar Dursun'un el emeği göz nuru asisti var. Başakşehir'in akıl almaz saçmaladığı bir oyun performansı var. Yani biraz da şansının yaver gitmesi. Batshuayi'nin de 25 maçta 15 gol 1 asisti var. 1349 dakika. Şimdi Fenerbahçe taraftarına desem ki Batshuayi Icardi kadar iyi desem beni topa tutarlar. İşte aramızdaki sıkıntı bu. Batshuayi demişken Batshuayi ve Luan Perez bireysel çalışmalara da başladılar. Haberiniz olsun. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu taraftarı kızdıran kimdi biliyor musunuz? Bu taraftarı kızdıran bak Serdar Aziz'in aslında daha fazla tepki görmesi lazım İrfan Can'dan. Gerçekten söylüyorum. Ha ben tepki gösterin diye söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Daha fazla tepki görse haklı. Kazanırsan Galatasaray'la puan farkını 9'a çıkaracaksın. Giresunspor'la oynuyorsun, evinde oynuyorsun, rakibin pozisyonu yok, 1-0 öndesin. Sezonun en kritik maçı, Okan Buruk'un kovulması konuşuluyor. Serdar Aziz 70. dakika skoru 1-1 yapıyor. Bu arada Fenerbahçe Giresunspor kaçıncı dakikada kırmızı gördü ona bakmam lazım arkadaşlar. 40. dakika. Şimdi 70. dakika rakip sahana gelemiyor. 1-0 öndesin. Kazanırsan puan farkını 9'a çıkaracaksın. Tamam 10 kişisin ama 40'tan beri haksız yere 10 kişisin ama. Serdar Aziz dakika 70'te kafayı kornere çelmek yerine adama aldı at pası veriyor. Skor 1-1. Olur böyle hatalar. Kontrol bizde diyorsun. 14 şut çektim diyorsun. 14 şut 2 isabetim var bu arada. Yani gayet iyi oynadığım maçı çevirebiliriz diyorsun. Dakika 83 yine Serdar Aziz sahnede aldı at pası ve Fenerbahçe 2-1 kaybediyor. Maç bitiyor. Sezonun ondan sonrası zehir oluyor arkadaşlar. Milli ara çöküşler şunlar bunlar. Yani kırılma maçı buydu. Serdar Aziz ve Joao Pedro'nun yani Pedro'nun sorumsuzca yediği kırmızı kart ki hakemin hatası var. Serdar Aziz'in yaptığı hatalar Galatasaray'ı yarışın içine çekti. Ben şunu söylüyorum. Kimse şampiyonluğa şuna buna inanmıyor falan ama arkadaşlar hiç ama hiç belli olmaz bu şeyler. Hiç belli olmaz. Ya bir Serdar Aziz de Galatasaray'da çıkar. Atıyorum bir Kaan Ayhan'da bu performansı Kayseri maçında sergiler. Allah aşağı eder. Hatta Muslera'da erken çıkış yapar. Bir de kırmızı yer. Alanya maçına da kalecisiz çıkarlar. Al başına belayı. Olmaz olmaz demeyin. Biz bu hatayı yaptıysak herkes yapabilir. Ama Serdar Aziz dediğim gibi yani en kötü maçı oydu.
Sanki bilerek maçı vermiş gibi bir performansı vardı. Erman Toroğlu çok konuşmasına almam ama Erman Toroğlu diyor ki Kupa'da Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor elendi, Fenerbahçe tur atladı. Ligde de ikinci sırada. İyi günde herkes taraftarlık yapar. Önemli olan kötü günde takımının yanında mısın? Ben ona bakarım. Kızgın olabilirsiniz. Maç bitsin tepkinizi gösterin. En doğal hakkınız. Ama maç devam ederken takımın öndeyken futbolcun gol atıyor ve siz yönetim istifa diyorsunuz. Ve futbolcunuzu yuhalıyorsunuz. Her şeyi geçtim. Valencia'yı yuhalamak nedir Allah aşkına? Olacak iş değil. Ligde henüz hiçbir şey bitmiş değil. Bir sabredin diyor. Arkadaşlar şimdi bakın. Bizde Pollyanna çok. Bak bizde Pollyanna çok. Ben Pollyannacılık yapmıyorum size. Beni kimse yanlış anlamasın. Ben burada size sadece şunu söylüyorum. Erman Toroğlu bile haklı. Ha taraftar da haklı. Ben taraftara bir şey diyemem. Altın tepside şampiyonluk önüne geliyor ikram ediyorsun. Altın tepside geliyor ikram ediyorsun. Ya, bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. Ondan sonra şöyle böyle falan filan. Giresun maçı kırmızıyı yedin. İyi de oynuyorsun. Serdar Aziz bir zahmet o hataları yapma. Yani Valencia Beşiktaş maçı 1-0 öndesin rakip 10 kişi kalmış penaltı kullanıyor. Gıcık gıcık şaka gibi şey yapmalar. Arda Güler kullansa kaçsaydı bu kadar tepki olmazdı. Bu kadar reaksiyon göstermezdi takım. Ama işte zamanı geri alma şansın yok. Şimdi Beşiktaş demişken Beşiktaş'ta Atletico Madrid tüm gelirleri deprem bölgesine aktarılacak maçta karşı karşılar. Together for Turkey maçı Vodafone Park'ta oynanacakmış. 12 Nisan Çarşamba günü ortak yayınla hem Star hem NTV'den yayınlanacakmış. Beşiktaş maçı bugün o zaman. Çarşamba günü maç. Kim bunu yapıyor? Hemen Bülent Uslu ve şey ekibi federasyonu istifaya davet etsin. Kim bu maç fikstürünü belirleyen? Beşiktaş'ın üstüne oyunlar oynanılıyor. Şimdi Portekiz'de yayın yapan Abola bir haftada iki farklı iddia ile karşımıza geldi. 3 Nisan Fenerbahçe'de Jesus dönemi sona ermek üzere. 3 Nisan Jesus dönemi sona ermek üzere 3 Nisan 8 Nisan Fenerbahçe Jesus'ta sözleşme uzatmak istiyor. Ya 5 günde iki farklı iddia. Foto maç mısınız mübarek? Fanatik misiniz? Foto maç mısınız? Nesiniz? Ya arkadaşlar. Herkese söylediğimi tekrar ediyorum. Mayıs ayı bitmeden, bak bitmeden, maçlar bitmeden, Mayıs ayı bitmeden Jesus kalacak diyen yalancıdır, gidecek diyen yalancıdır. Ha şu var, Ali Koç istediği bütçeyi verir, Fenerbahçe kupalar kazanır, hiçbir yere gitmez. Peşin peşin söylüyorum, hiçbir yere gitmez. Yani bir yıl daha sözleşme teklif etti Fenerbahçe, ay sonuna kadar cevap verecek falan filan diyor, ay sonuna kadar falan değil. Bir yıllık sözleşme uzatmayı kabul edebilir. Çünkü niye? Ali Koç'un dönemi de bir yıl sonra bitecek. Yani 1 artı 3 yıllık sözleşme, astronomik bütçe teklifi bu da konuşuluyor. Yani ben bunu doğruluyorum. Astronomik bütçe ve 1 artı 3. Niye? Bu sene şampiyon olur inşallah. Seneye artı 1. Astronomik bütçe. Müthiş bir kadro zaten seneye de şampiyon olursun. Sonraki artı 3'ünde de yapılanma yaparsın diye. Şu da var, ömür yetecek mi o da ayrı bir mesele ama durum bu. Yani ben bu videoya ne başlık koyacağımı inanın bilmiyorum. Ya sadece şunu diyeceğim. Fenerbahçe taraftarı bu videoyu izlemeli diyeceğim. Muhtemelen de 1000-2000 kişi anca izler. Çünkü çarpıcı başlık olmayınca kimsenin izleyesi gelmiyor. Çarpıcı da bir olay yok açıkçası. Ha şunu söyleyeyim. Icardi ile Batshuayi'yi performans olarak kıyasladık. Hemen hemen aynı. Hemen hemen aynı arkadaşlar. Bir de şu var, maça ilk 11 başlamakla sonradan girmek arasında çok fark var. Ya da erken çıkmak arasında. Ortada bir de bu durum var. Luan Perez mesela, ben bir iyileşemedi, bir kendine gelemedi. João Pedro. Ya Fenerbahçe'nin en büyük umutlarıydı bunlar. En büyük umutlarıydı bunlar. Ama görüyorsunuz Arda Güler mesela ya kaç dakika doğru düzgün top oynadı. Ama şapkadan tavşanlar çıkartıp getirdi önümüze koydu. Doğru mu? Yani bu İrfan Can olayında da arkadaşlar dediğim gibi biraz abartıyorsunuz ya. Mesela Arao'da da geçen aynısı oldu. Arao'nun açıklamalarını okudum.
Ne Fenerbahçe'ye sövmüş, ne Fenerbahçe kötü takım, şöyle takım, böyle takım demiş, ne başka bir şey demiş. Adam diyor ki benim teknik direktörüm Jesus çok iyi bir teknik adam. Başka takımlardan da istiyorlar, gidebilir de diyor. Yani gidebilir diyor, yakışır diyor, bir Brezilya'ya gitse yakışır diyor. Burada kötü bir şey yok ki ya. Hani tekrar tekrar okudum. Acaba ben mi bir şey yapıyorum diye. Yok arkadaşım, yok, burada kötü bir şey yok. Ya şimdi size şunu söyleyeceğim. Arda Güler Barcelona'ya yakışır deme arkadaşlar gitse. Hiç sırıtmaz deme. Şimdi siz beni Arda Güler düşmanı mı ilan edeceksiniz? Bak Mert Hakan Yandaş. İrfan Can Kahveci. Bunlar sezon sonunda bence gitmeyi kafalarına koyarlar. Onu da söyleyeyim. Ki üyelere verdiğim birkaç duyum var. Sizler de üye olup ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Burada veriyorum, dikkat almıyorsunuz ama İrfan Can ve Mert Hakan Yandaş'a inanılmaz bir teklif var. Takım, lig, hiçbir şey söylemeyeceğim ama ben şunu söyleyeyim, ikisi de muhtemelen kabul edecektir bu teklifleri. Yani İrfan Can da Mert Hakan da bu teklifleri kabul edecektir. Yazın bizi çok hareketli günler bekliyor. Normalde bir şey söyleyeyim, şu anki şu kadroya Salah'ı satıyorsan, Luan Perez, arkasına da Emir Ortaka'yı sol stoper yaparım dersen yaparsın. Aslında becerebilirsin. Samet Serdar da sağ stoper. Stoper attın, tamam. Sağ bekin Ferdi Osa'yı, sol bekin Osterwolde, Çağatay Kurukalıbı da geri getirirsin gerekirse. Çünkü Luan Perez de oynayabilir zaman zaman. Bak Salah'ı sattım. Orta alanda Araujo'yu 4,5'a isteyen bir kulüp vardı. İsrarında da devam ederse sat. Crespo, İsmail, Mert Hakan Zayt. Gayet güzel. Belki oraya bir 8 numara daha alırsın. Çok iyi bir 8 alırsın. Yani dünya cümle bir 8 alırsın. Salah'tan bir para geldi, onu da kullan. Altay'ı belki yedekleyecek. Altay'ın önüne geçebilecek bir kaleci alırsın. 2. Mutlaka 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 bir sağ kanat, bir sol kanat, bir tane de forvet alırsın. 5. 5 transferle her şeyin cakasını değiştirebilirsin ama Fenerbahçe'de borsa çok değişik. Çok enteresan isimlere teklifler geliyor. Yani benim şu an gözlemlediğim yaz transferi bayağı hareketli geçecek. Bir 12-13 isim sirkülasyon bekliyorum, gelen artı giden, ama ben bunu 15 olarak söyleyeyim. 15 isim bekliyorum, gelen artı giden. Şimdiden söylüyorum. 9 Nisan notunuzu alın. 15 transfer. Kaç gelen olur, kaç giden olur? Şu aşamada 6 giden, şey pardon, 6 gelen bir 9 giden olur diye düşünüyorum. En az. Yani en az. Hocam bu kadar futbolcu almak zararlı mı, yararlı mı, kar mı, zarar mı? Arkadaşım bu kadar futbolcu almak, aldığın futbolcunun işe yararsa. Hiçbir sıkıntı. 5 tane, 6 tane isim alıyorsun. 6'sı da Ferdi Kadıoğlu profilinde. İlk 11'e monte ettiğinde sırıtmayacak, muhteşem performans gösterecek isimlerse 6 değil 10 tane al. İlk 11'i değiştir, bir tane Ferdi kalsın. 11 tane Ferdi Kadıoğlu olsa sezonu uçurursun. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun da tabii ki planlamasını yapacak olan ben değilim. Yönetim, teknik heyet. Biz önce şuna bakalım. Ligde 9 maçımız kaldı. Türkiye Kupası'nda 2 tane maçımız garanti. 11. Finale çıkarsan bir de final maçım var. 12. 12 tane maçım var. 12'de 12 yap. Arkana yaslan. Jorge Jesus, bak şunu da söyleyeyim. 4-1-3-2 çıkarsak her maça, 12'de 12 hayal değil. Hayal değil. Sen 12'de 12 yaparsan bir kere yani %100 olarak Galatasaray'ı yenmiş oluyorsun. Tabii ikili averaj falan filan meseleler var ama Galatasaray'ın da olası bir 2 ve üzeri puan kaybı, çünkü Beşiktaş deplasmanına gidecek. Kayserispor'la evinde oynayacak ama psikolojileri çok bozuk. Sürekli hakeme sataşıyorlar. Federasyona sataşıyorlar. Alanya deplasmanına gidecek. O deplasman kolay değil. Yani hiç belli olmaz. 3 maçta, 4 maçta arka arkaya yenilebilir. İnşallah yenilir. Dediğim gibi bir maçta bir tanesi çıkar, bir Kaan Ayhan çıkar. O maçı o katleder. Öbür maçta öbürü çıkar, öbürü katleder. İlk dönem hatırlasanız Abdülkerim Bardakçı'nın mahvettiği bir iki tane maç vardı. İnşallah yine aynısını yapar. Bir iki maçı katleder, mahvederler. Hayırlısı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Herkese mutlu pazarlar diliyorum. Görüşmek üzere.